Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol tarihine geçmiş önemli savunmacılardan birisi olan Pepe bu hafta futbolu bıraktığını açıkladı. 41 yaşında, özellikle de bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla yine dikkatleri üzerine çekmişti. 41 yaşında olmasına rağmen çok iyi bir turnuva geçirdi kendi adına ve Pepe futbolu bıraktı. Ben de dedim ki Pepe'nin de oynadığı en iyi futbolculardan kadro oluşturalım. Tabii benim elimde olan en iyi futbolculardan bir kadro oluşturacağız arkadaşlar. Mesela Quaresma elimizde bulunmuyor. Yoksa Quaresma'yı da kadromuza eklemek isterdik. Portekiz milli takımıyla birlikte kupada kaldırmıştı. Benim elimde bulunan ve Pepe ile oynamış en iyi futbolculardan kadro oluşturalım. Pepe'ye baktığımız zaman tabii uzun süre Real Madrid'de oynadı. Sergio Ramos'la böyle yan yana çok iyi maçları da vardı. Messi'li Barcelona'ya karşı El Clasico maçları gözümüzde canlandığında fark yedikleri de oldu. Messi'yi yeri geldi durdurmaya çalıştıkları, durdurdukları da vardı bazen ama işte eline bastığı mesela pozisyon Pepe'nin yıllar boyunca konuşulacaktır. Messi'nin eline yerdeyken basmıştı. Yere düşen futbolcu tekmelediği an vardı. Kendini kaybetti bir anda ve yerdeki futbolcuyu tekmelemişti. Saha içerisinde çok agresif olduğu anlar vardı ama sonrasında futbolun o son dönemlerinde o agresifliği azaldı. Beşiktaş'a geldi. Real Madrid'den sonra Beşiktaş'ın en iyi, belki tarihin en iyi kadrosunda iyi mücadeleler gösterdi. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş namağlup gruplardan çıkmıştı ve o kadroda Pepe ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisiydi. O agresif sert halinden uzaktı. Sonrasında Porto'ya gitti. Son yıllarda da Porto'da yine forma şansı bulmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene maçları oynadı. Ligde az maç oynasa da ve finali çok güzel yaptı. Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz milli takımı adına en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Pepe ile oynamış elimizdeki futbolculara bakalım arkadaşlar. Öncelikle Pepe'yi kadromuza alalım. Buraya yerleştirdik. Pepe deyince hemen sağına yerleştireceğimiz stoper ise Sergio Ramos olacaktır. Ramos'un bende Sevilla kartı var. Onu buraya bir yerleştirelim. Keşke o Prime zamanı kartları olsa. Yüksek seviyeli en güzel kartları olurdu ama artık onların yaşlılık kartları var elimizde. Yukarıdan baktığımız zaman şöyle Ruben Dias, milli takımdan da birlikte oynadığı isim, kenara çekelim. Başka savunmacı var mı diye bakıyorum. Ruben Dias'ın bir başka kartı Real Madrid'den, Beşiktaş'tan Necip Uysal. Beşiktaş kadrosunda birlikte oynadığı isimlerden ama o zaman tabii Pepe Tosic ile ikiliydi. Sonra Vida gelmişti. Ama Tosic'in kartı tabii bizde yok. O da futbolu bırakalı bayağı bir zaman oldu. Başka Nacho ile denk gelmemişlerdir onlar diyeceğim de gelmiş de olabilirler. Yeter bu kadar savunmacı arkadaşlar. Almayalım biz bu kadar savunmacı. Sözleşmesi bitmiş isimler. Şimdilik stoperlere ara verelim. Elimizdeki en yüksek seviyeli futbolculardan aşağıya doğru bir gidelim. Messi ile ne karşılıklı maçlar oynamışlardı. Şimdi buraya baktığımız zaman Pepe ile milli takımdan, Real Madrid'den, Beşiktaş'tan oynayan isimler. Figo'ya denk gelmemiştir diye hatırlıyorum. Figo daha sonrasında Inter'e transfer oldu ama biz riske girmeyelim. Kaleci Casillas'ımız yok galiba bizim. Şu kısımda baktığımız zaman yok. Aa, Guti. Guti'ye denk gelmiş olabilir mi? Guti de son dönemlerinde Beşiktaş'ta oynamıştı. Ama riske girmeyelim. Belki oynamamış da olabilirler. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde elimiz birine değdi. Tekrardan şöyle bakalım. Benzema, o Real Madrid kadrosunun önemli isimlerinden bir tanesiydi. Ronaldo nerede? Ben Ronaldo'yu atladım arkadaşlar. Ronaldo nerede? Burada en önemli ismi atladık. Milli takımından birlikte, kulüp takımıyla birlikte. Üçlü tamam, ileri üçlü tamamdır arkadaşlar. Gareth Bale'le de oynamıştı zaten. Mesut Özil falan var mı bizde? Bakalım. Şu aşağılara doğru indirdiğimizde gözümüzden de biri kaçmasın istiyorum. Jadson Fernandes milli takımında oynamıştı. Kesin Pepe ile oynadı birlikte ama daha fazla oynayanlar varsa biz onları öncelikle tercih edelim. Rafael Leao. Şöyle Ribery'nin olduğu yere yerleştirdik. Saka'yı yanlışlıkla kadroya attık ama onu biz daha sonra çıkarırız arkadaşlar. Ruben Dias'ın bir başka kartı burada. Şuradan baktığımız zaman Portekiz milli takımının kadroyu alalım. Portekiz milli takımının futbolcularını şöyle bir yerleştirelim. Onlarla milli takımından birlikte oynamakta. Felix'i de buraya attık. Bruno Fernandes'in sözleşmesi bitmiş kartı var ama şimdilik sözleşme yenilemeyelim biz. Belki elimizde bir kartı vardır. Talisca ile Beşiktaş'ta birlikte oynadı. Şimdilik Talisca'yı kenara çekelim.
Tekrardan buraya baktığımızda şöyle Hakimi bir Real Madrid yaptı ama oynadı mı orada hatırlayamıyorum. Ama zaten Pepe ile denk gelmemişlerdir belki de. Doğru gelmemişlerdir. Bu kısımlarda Pepe ile birlikte oynayan yok gibi. Sözleşmesi biten isimlerimiz de var ama. Bernardo Silva. Milli takımdan. Şu an ama iyi gidiyoruz. Yüksek seviyeli isimler yine elimizde var. Pepe'nin birlikte oynadığı. Bernardo Silva'nın bir başka kartı da elimizde bulunuyor. O kalsın. Kaleci Donnarumma ile birlikte oynamadı. Sol bek Nuno Mendes. Hemen şöyle onu çekelim. Güzel bir sol bek. Aşağı kısımda Luka Modric. Çok önemli bir isim. Şimdilik böyle atalım. Olmadı. Göbek yapacağız onu. Kısımda kaleci var bir. Portekiz milli takımının kalecisi. Kulüp takımlarından birlikte oynadığı var mı diye de şöyle bir süzüyorum ama şu ana yakalayamadık. Aşağılara doğru biraz daha indirelim. Luka Modric'in bir başka kartı ama biz diğer kartı kalsın. Buraları da geçelim. Burada da ikon kartlarımız var. Arjantinli futbolcular, İngiliz futbolcular. Nacho'yla denk geldi mi acaba? Nacho'yla büyük ihtimalle aynı kadroda yer almış olabilirler. Çünkü o yıllardır Real Madrid'de. Şimdilik dursun. Sağ bek sıkıntısı yaşarsak onu çekeriz. Carvajal. Real Madrid'den Carvajal arkadaşlar. Denk gelmiştir onlar. Carvajal önemli bir isim. O da yıllardır Real Madrid'de. Bir tane daha sağ bek Portekiz milli takımından. Onu da şöyle yerleştirelim. Şimdi seviyelerde düştü. Semedo milli takımından. Portekiz milli takımından. Şimdi buradaki isimlere baktığımız zaman. Evet yok. Ya bizim 3-5 daha oyuncuya ihtiyacımız var arkadaşlar. Aşağılara doğru inelim. Burada seviyeler çok düştü. Pepe ile oynamış birisi arıyoruz. Guti. Guti denk gelmemiştir büyük ihtimalle. Sözleşmesi bitmiş isimler içerisinde bir Morientes'te takıldım. Denk geldiler mi diye. Ramos. Milli takımdan arkadaşı. Bize bir 4 tane daha isim olsa tamam. Portekiz'de 4 tane kişi bulmamız lazım. Ben de Di Maria'nın kartı yok muydu? Bir daha bakacağım Di Maria'nın kartına. Burada bir tane Portekizli gördük. Hemen çekelim. Di Maria'nın kartı var zannediyordum ama belki de olmayabilir arkadaşlar. Başka hesapla karıştırıyor olabilirim. Di Maria'nın bu kartı varmış. Düşük seviyeli de olsa en azından Di Maria. Pepe ile kupalar kaldırdı kendisi de. Bende Kaka yok. Kaka olsaydı onu da eklerdik ama. Mesut Özil'in herhangi bir kartı bu hesabımızda da yok. Portekizli futbolcuları bir sıralayalım. Kadromuza almadığımız, gözümüzden kaçan Portekizliler varsa kadroyu oradan bir yerleştirelim. Mecbur Pepe ile oynamışlardır. Rafa Silva milli takımı bırakmıştı ama sonuçta milli takımında oynadı kendisi. Denk geldiği zamanlar muhakkak var. Bize bir tane daha isim lazım. Jason Fernandes bir maç mı oynamıştı milli takımıyla? Tabii denk gelmiştir. Pepe hep milli takımında da. Burada Jota. Jota'yı alalım arkadaşlar. O önemli. Burada gözümüzden kaçan yüksek seviyeli var mı diye baktım. Kaleciler. Kayserispor'dan, Ankaragücü'nden de futbolcular var ama milli takımlarında oynadılar mı? Bruno Fernandes'in bize yüksek seviyeli kartı böyle sözleşmesi bitmişler varmış. Evet. Bruno Fernandes'in de sözleşmesi bitmiş ama yenilemeyelim bence. Kalsın öyle. Kadromuz oluştu. Göbek yapalım. Yedeklere baktığımızda kenarda da çok yüksek seviyeli isimler var. Şimdi bazılarını biz bir değiştirelim. Di Maria'yı fullememiştik. Bernardo Silva, Talisca, Ruben Dias ama bence Ramos Pepe ikilisini bozmayalım. O ikisi kalsın. Hücum hattını da bozmayalım. Real Madrid hücum hattı. Orta sahada belki değişiklikler yapabiliriz. Bernardo Silva mesela şuraya bir yerleştirelim. Talisca'yı da göbeğe atalım. Savunması güçlü bir isim şu an kadromuzda. Kenarda Dost var ama fullemedik. Böyle kalsın. Biz bu kadromuzla bir maça çıkabiliriz. Real Madrid takımı seçili kalsın. Onun prime zamanı en iyi zamanlarına denk geldiği için Real Madrid takımı seçili kalsın. Pepe'li bu kadromuzla eFootball Ligi'nde bir maça çıkalım.
Maça git diyelim. Şarjım da bitmek üzeremiş. Bir yandan da telefonu şarja taktım. Birinci klasmandan düşmüş bir arkadaşımız. Klasmanlar güncellendiği için. Form durumuna bakalım. Form durumu bu şekilde. Kenardaki isimler Rafael Leao bayağı iyiymiş. O zaman Benzema'yla değişelim bir. Rafa Silva da iyiymiş ama ikinci yarıda hamle yapabiliriz. Rakibe baktığımız zaman da bu şekilde. 4-2-4, 4-1-1-4 diye geçiyor. Hücumcu bir tarzı var. Bizim yaşlı kurtlar ne yapacak bu hücumculara karşı? Rakipte de Messi var. Pepe yıllarca Messi'ye karşı oynadı Real Madrid formasıyla. Rakip Barcelona yok, Bayern Münih'miş. Kenardaki isimleri de bunlar. Çok güzel futbolcuları var. Bizim savunma tabi birazcık yaşlı. Orta sahada savunmacı ismimiz de yok. Necip Uysal'ı bir alsak. Şöyle yapsak. Ama Necip Uysal'ı dost yapalım arkadaşlar. Ortaladı. Carvajal. Pepe Getiş. Messi'nin üzerinden vurdu. Necip Uysal. Gerrit Bale'in koşusuna doğru. Çok güzel. Ama Gerrit Bale pası veremedi. Ortadaki ismi görsek. Şimdi Gerrit Bale'e doğru. Çok güzel. Hadi Bale. Ortası. Ronaldo'ya yetişmedi. Bernardo Silva. Ceza sahası dışından şutu savunmaya çarptı. Ronaldo toparlayamadı kendini. Nasıl vuracak uzaktan? Sürpriz bir gol gelir mi? Hadi be, kaleci sektirdi, olmadı. Ronaldo'nun müdahalesi. Gareth Bale'ın vuruşu direkt. Rafael'o tamamladı. 1-0. Baskılı başladık. Golümüzü bulduk. 1-0 öndeyiz. Rafael Leao. Hadi be Gerrit Bey'in. Önümüzde kalmadı. Necip Uysal. Uzaklardan. Oo, Necip'in şutuna bakın. Neredeyse aşırtma gol olacaktı. Şöyle ortaladık. Pepe'nin kafası olmadı. Son müdahalede bizdenmiş. Pepe hemen savunmaya dön. Ama koşarak dönme. Yorulursun. Eyvah, şarj bitiyor. Şarj bitiyor arkadaşlar. Maç bitene kadar bari kaydı durdurabilir çünkü. Oraya değildi, yanlış yere gitti pas. Bellingham'ın ortası. Ya kafayı vurdurdular. Carvajal ile eşleşti. Bir yandan da şarj kablosuna takalım bari. Birkaç saniye de olsa biz zaman kazanalım arkadaşlar. Uzaktan uzağa şöyle bakıyoruz ama. Hadi be Necip, bir tane pis pasın. Geçti be. İlk defa geçti. Rafael'la kontrol edemedi. Şöyle uzaktan tutuyorum arkadaşlar telefonu ama şarj kablosu çok uzamıyor çünkü. Orada Rafael'a doğru pasımız. Gerrit Bey yetişti. Çok güzel. Bir kafa vuruşu olmadı. Necip nasıl kaptırsın onu Necip? Romendez. Gerrit Bale. Korneri ver bakayım, vermedi korneri. Devre arasında az bir şey şarj belki bizi kurtarır arkadaşlar. 12'ye kadar geldi. Bir rakibi bekleteceğiz burada ama biz de oyunda müdahalede bulunalım. Şimdi baktığımız zaman bulunmayalım. Yok, böyle de şey yap, Felix hamlesinde bulunalım ama. Bernardo Silva'yı göbeğe çektik. Felix ofansif orta sahada oynasın. Bir daha Gerrit Bale yapsak. Orada boşluk. Gerrit Bale. Ortası bir kafa vuruşu, avuta gitti. Ön direkte Rafael Leão'nun kafası. Necip Uysal yükseldi, vurdu kaptan. Yine şarj bitiyor. Bildirimler geliyor. Gerrit Bale. Ronaldo'nun kafası, kaleci offside galiba. Kafa vuruşlarıyla zorluyoruz ama olmadı. Hemen de 8'e düştü. Kabloyu takarak oynayacağız ama biraz böyle kolu uzatarak oynuyorum. Ekranı da zor görüyorum bu şekilde ama idare ederiz arkadaşlar. Solu gördük. Gerrit Bale'ın ortası arka taraf. Şu ortalardan bir gol bulamadık ne yazık ki. İyi ortaladık. Soldan geliyoruz ama bir orta kafa gol yapamadı oyuncularımız.
Ortaladık. Arka direğe doğru da gidebilir. Kafa gelmedi. Dönen top, vuruş. Savunmaya herhangi birine çarpıp yön de değiştirmedi top. Dakika 78. Yapma, aman aman geri hamle yaptı orada. Sıkıntı yaşatacaktı bize. Talisca şu kötü yerde buluştu son müdahale kaleciden. Ama sağ ayaklı bir isim alabiliriz. Vitinha var. Vitinha'yı çekelim. Kalecimiz falan da çağırdık. Hücum düzeyini 2'ye aldık. Ben bir şarj kablosunu artık çıkarayım. Son bir atak olduğu için süremiz yetecektir. 11'e kadar da doldurdu. Kalecimiz gelmedi mi? Hücum düzeyini aldık ama. Şimdi ortalayalım. Bir kafa vuruşu. Ya olamaz. Son müdahale kimden acaba? Bir daha korner gelir mi? Evet, korner. Sağ ayaklı bir isimle kullanalım biz. Şöyle ortaladık. Pepe! Yapma be, gol atacaktı neredeyse son maçında. Yorgun Pepe son dakikada gole yaklaştı, olmadı. 1-1 bitti. Zor bir maç oldu bizler için. Şarj kablosu uzamadığı için kolumu uzatarak oynuyorum. Kabloyu çekemiyorum. Priz çünkü gelmiyor arkadaşlar. Zar zor gördüğüm kadarıyla da oynadık, ettik. Güzel de maç oldu. Ceza sahası dışından da şutlarımız falan vardı. Necip Uysal'la bile şutlar çektik. Bu kadroyla birden fazla maçlar oynarız ama. Çok iyi bir kadro değil ama Pepe'nin anısına da maçlar oynamış oluruz. Oyuncu dereceleri dediğimizde Rafaela 7, Bellingham 6,5, Saliba 6. Rakibimizin kadrosu bu. Bizim de kadroda Rafaela da vardı 7,5, Bernardo Silva 6,5. Pepe son maçında 6 derece aldı. Futbol tarihine geçmiş önemli savunma oyuncularından birisi olan Pepe ile oynamış olan elimdeki futbolculardan böyle bir kadro oluşturduk arkadaşlar. Sizler de video önerilerinizi yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.